İstanbul'daki en iyi pidecileri gezeceğiz. Bol bol pide yiyeceğiz. Bugün misafirlerim var. Arkadaşlar, spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'de lezzetli dolu bir videoya daha hoş geldiniz. İstanbul Lezzetleri serisinin ikinci videosunu çekiyoruz bugün. İstanbul'daki en iyi pidecileri gezeceğiz. Bol bol pide yiyeceğiz. Bugün misafirlerim var. Furkan, Batın merhaba ve herkese. Kamera arkasında Berkan'la Murat. Merhabalar arkadaşlar. Arada biz konuk olacağız, sonra çıkacağız. Konukların da yorumlarını alacağız bugünkü videoda. Şimdi ilk durağımıza geldik. Beni çok heyecanlandıran lokasyon Sultanbeyli'de. Trabzon Tadal Pide'deyiz. Bugünkü videoda yoğunluklu olarak Karadeniz pideleri ve en çok da Trabzon pideleri yiyeceğiz. Ve Trabzon'u derinlemesine tadacağız. Temsil eden ustalarımızdan bir tanesiyle. İstanbul'un en iyi Trabzonlusu kim bakalım bulacağız bugün. Güne buradan başlamak bence çok güzel. Sultanbeyli en uzaktan başladık, böyle İstanbul'a doğru, devam edeceğiz. Evet. Gerçekten şaheser gibi bir tablo geldi. Mükemmel yani. Sadece seyretmek istiyorum ya. Bu arada 15 dakika sınırımız varmış. Yapıştırıyoruz. Şurada tereyağı. Bol tereyağı var. Bizim bir de 15 dakika pişer, 15 dakika biter. O kadar. Taktik bu. 15 dakika pişer, 15 dakika biter. Çok iyi. Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Muazzam bir pide yedik. Yani ben böyle bir başlangıç beklemiyordum. Pide videosu böyle başlamalıydı abi. Çok güzeldi. Yani 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 abi. Özellikle kapalı kavurma pidesi benim belki de yediğim en iyi pideydi. Benim de. Yani de çok güzel. Yani peynirli tabii ki biraz yaban kalıyor içerisinde, et olmadığı için, ama hani bir peynirli pideye göre çok iyiydi. Çünkü tereyağı çok güzel. Her şeyin içinde bol bol tereyağı vardı. Malzemeler çok fazlaydı. Tereyağı çok fazlaydı. Bir de tabii ki yani Murat Ustar'ın güler yüzü o sohbeti ayrı bir şey. Sanki akrabamı ziyarete gelmişim gibiydi abi, değil mi? Aynen öyle. Evet. Sanki amcamızı, köyündeki amcamızı ziyarete gelmişiz gibi. Bir de tabii Trabzonspor'un dün kazanmış olmasında etkilerken bir şey var. Çok memnun kaldık. Tek tek pideleri mesela en çok favori kavurmalıydı. Bunda %100. Kapalı kavurma tabii. Sonra diğeri yuvarlak olan. Trabzonspor dediği. Trabzonspor dediği. Karışık. O da çok lezzetliydi. Evet, çiğ kıymadan yapmışlar. Çiğ kıyma. Süperdi. Saç kavurma gibi bir tadı vardı. Aynen öyle. Saç kavurma gibi bir tadı vardı. Batın çok güzel bir şey yaptı, ekleme yaptı. Yani ben burayı hani dedin ya abi, yoldan geçerken yani işte bunun için seyahat edilir mi? Yol değiştirilir. Bunun için seyahat edilir. Yol değiştirilir. Sultanbeyli'de buraya girilir. Ben şey içinde söylemişim. Karacabey'de Tavacı Refik için. Hı-hı. Burası için İstanbul'dan kalkılıp gelinir diye. Burası İstanbul dışı sayıdır. İstanbul merkezden yemeğe buraya gelinir. Aynen. Dışarıdan İstanbul'a girilirken, hazır yol üzerindeyken, İstanbul'a girerken hop selam aleyküm ben geldim İstanbul diye uğranılıp öyle girilecek bir mekan. Ya Sultanbeyli'de bir yer vardı, bir şey yiyecektik biz diye düşünün.
Not alın, mutlaka gelin derim ya. O zaman çok şimdi güzeller. Bağdat Caddesi'ne doğru gidelim. İkinci noktaya. Trabzon'dan Ordu'ya doğru geçeceğiz. Aynen. Orada da Ordu pidelerine başlıyoruz. Şimdiki durağımız ise Bağdat Caddesi'nde bulunan Nelipide. Nelipide, Ordu Aktaşlar Pide'nin açtığı bir yer ve son zamanlarda bir hayli popüler oldu. Burası yine Karadeniz usulü ama bu sefer Trabzon değil, Ordu usulü pide yapıyor. Ve buranın başka hiçbir yerde görmediğim kuymaklı pidesi var. Buraya özel, dolayısıyla kahvaltı için özellikle yenilebilecek ideal bir yer. Biz kuymaklı pide söyledik, evet. Rize kavurmalı pide söyledik, bir de klasik kıymalı pide söyledik. Aynen, ben herhalde şey deneyeceğim değil mi? Kuymaklı bir de. Hepsini hepimiz deneyeceğiz. En çok onu merak ettiğim konu o yani. Bugün diyette olduğum için ama bakalım İstanbul pidelerini deneme fırsatı bulduğumuz için. Bugün diyet yaptırmıyoruz Murat'a. Aynen. Bu duraktaki konuğumuz Murat beraber değerlendirmelerini paylaşacak bizler. Evet. Tabii bakalım. Yine Batın ve Furkan da karşımızda. Pidelerden önce şöyle hoş pofidik pofidik pidemsi ekmekler geliyor. Aç olanların atıştırması için. Ses güzel geliyor. Hem ince, hem kısır kısır, hem de malzeme de fena değil. Evet, güzel. Kavurmalı en azından güzel. Gerçekten çıtır çıtır olması bayağı güzel. Yani beni ilk şeyde tavladı. Şu an daha kıymasının lezzetini almadım çünkü kuyruk kısmındayım. Ve buranın alameti farikalarından kuymaklı pide de geldi. Şimdi bunu şöyle bir sündürelim. Elle diyorsun. Tabii. Kuymak elle yedir. Ama tam bir sünme. Olmasa da. Çok olmadı ama. Ama pide şu an çok böyle lezzetli gözüküyor. Evet, hadi bakalım. Bakalım. Evet, biraz soğumasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Serhan Bey gibi çok acele etmeyin. Çünkü kuymaklı pidenin özelliği o peynir damağınızı yakabilir ya. Ne oldu? Kuymağı öyle deneyince yandın değil mi? Yani bu... Yanmadım ya. İstanbul'da kuymaklı pide çok yapan yer yok anladığım kadarıyla. Hiç yok. Abi ilk defa deniyorsanız benim gibi akıllı olur, sonradan yanmadım. Başka yerde duymadım. Oradan aldım ben. Biraz soğumuştum. Çok sıcaklığında. Sıcaklığı kes ya. Ortadan iki. Merhaba. Aynen, ortadan iki. Şöyle kes, şöyle en kes. En büyük problem bunu yemesi zaten. Şimdi kuymaklı pide olunca tabii diğer çeşitler aynı Ordu pidesi gibi çıtır çıtır çok güzel incelikteydi. Kuymaklı pide tabii biraz daha kalın olması gerekiyor. Ondan dolayı hani eğer düşünceniz Ordu pidesi gibi incecik pide yemekse bu pide değil. Klasiklerden gitmek daha doğru olabilir. Değişik bir yorum olmuş, güzel olmuş. Kuymak olarak daha güzel kuymaklar yemişimdir. Hani ikisi birleşince hem pideden hem kuymaktan biraz feragat etmiş. Ama farklı bir yorum olarak benim hoşuma gitti. Neli pidede Ordu usulü incecik, çıtır çıtır bir evet. Pide yedik. Özellikle ilk gelen kavurmalı ve kıymalı çok güzeldi. Kesinlikle o ikisi çok ayrı. Fiyatlarını da söylerim. Kavurmalı 70 lira. Biraz pahalı ama hani bize kavurması diyorlar. Güzel bir kavurmaydı. Kıymalı 50. Kuymakta 34'tü. Kuymaklı pideden galiba çok memnun kalmadık. Evet, biraz daha kalındı hamuru diğer şeylere göre. Diğer Ordu pidesi olarak geçen hani o ince pidelerin ben şeyini çok beğendim. Tazeliği ve çıtırlığı çok güzeldi. Yani, kuymaklı pidede evet değişik bir konsept yapılmış. Yani farklı bir şey denenmiş. Ben böyle farklı şey denenmeleri de seviyorum. Ama yani hem kuymağın lezzetinden biraz feragat edilmiş hem de pidenin kıtırlığından, inceliğinden biraz feragat edilmiş. Ondan dolayı kuymaklı pide bence burada bir sefer denenebilir. Ama Ordu pidesi yemeye gelinir. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey. Zaten İstanbul'da kuymaklı pide yapan yok bildiğimiz kadarıyla. Yani bunu denemek isteyen arkadaşlar için mesela bir tercih olabilir. Yani belki damak lezzetine göre hitap eden insanlar ben olabilir. 10 üzerinden 9 verirdim buraya. Eğer daha buram buram Trabzon pidelerindeki gibi tereyağı kokusu gelseydi. Evet, o çok biraz daha yukarı çıkabilirdi. Ama fiyat performans olarak seni yakaladı. Güzel, çünkü malzeme boldu. Yani evet, biraz pahalı ama 70 lira bir pide için pahalı ama malzemesi... Ama şey, etin oldu. Kaliteli olma hissiyatı o güzel. Zaten Bağdat Caddesi'nde. O hissiyatı aldın evet, sen. Evet, ben aldım, onu aldım. O kavurma tadını aldım ya. Şimdi diğer durağımıza... Evet, şimdi diğer yemekleri denemeye doğru, pideleri denemeye doğru gidiyoruz.
Ve şimdi İstanbul'un en iyi pideyecileri turumuzun 3. durağı Büyükçekmece Beykent'te meşhur Trabzon fırınına geldik. Pide, iyi pide yiyebilmek için Sultanbeyli'den kalktık, Bağdat Caddesi'ne uğrayıp ondan sonra İstanbul'un diğer ucu Büyükçekmece'ye geldik. Bugün yaklaşık 150 kilometrelik yol yapacağız İstanbul'un en iyi pidelerini yemek için ve havada bu şekilde. Özellikle Beylikdüzü sınırlarına girdikten sonra hava gerçekten çok bozdu. Biraz delilik bu havada buralara kadar gelip tüm İstanbul'un başından ucuna kat etmek ama pide için değer. Meşhur Trabzon fırınında şimdi pidelerimiz geldi. Yine kıtır kıtır, yine Trabzon usulü. Benim ilk dikkatimi çeken burada tereyağı biraz daha fazla gibi. Direkt peynir çok, daha hakim bunda değil mi? Valla bence tereyağı çok hakim. Tereyağı daha kalın kesin. Bir tadına bakalım hemen. Tadal'da bizim favorimiz kavurmalı olmuştu. Hı-hı. Burada hangisi olacak? Benim Trabzon pidesi olarak kavurmalı yine her zaman her yerde en iyisi olduğunu düşünüyorum ama. Evet. Kavurmalı. Yani tek pide yiyeceksen Trabzon usulünde değil mi kavurmalı evet, olması tek lazım. Tek tercihim varsa kavurmalı tercih ederim. Gerçekten bu karda kışta yaptığımız yola değdi. Büyükçekmece Beykent'te meşhur Trabzon fırında çok güzel bir pide yedik. Yani 10 üzerinden 9 bir pideydi bence. Evet. Yani İstanbul'un en iyi pidelerinden bir tanesiydi. Belki benim hani zevkime göre biraz daha kıtırlı fazla, biraz daha ince olabilirdi. Yani esasında özellikle söylediğiniz zaman ona göre yapıyorlarmış. Biz ama hani normal nasıl yapıyorlarsa o şekilde yedik. Gerçekten meşhur ismine hak eden geldiğimize bir yer. Geldiğimize değiyor buraya. Kesinlikle yani. Burayı yemek için şehir merkezinden buraya kadar gelinir. Pide yemek için buraya gelinir. Fiyatlar da 4 ila 54 TL arasında değişiyor. Şimdi bugünlük burada videoyu bitiriyoruz çünkü göz görmüyor. Çok fazla arttı. Eve nasıl döneceğiz onu da düşünemiyoruz. Herhalde buralarda bir yer artık kenara köşede çekip arabada kalacağız galiba. Son çare o. Yarın lisede 2 tane daha yer vardı. Yarın onlarla devam edeceğiz. Yarın yol arkadaşlarımız bizimle mi? Yarın yol arkadaşlarımız kendileri bilir. Geliyor musunuz? Bilirsiniz gelebiliriz. Gelmeyebiliriz. Yarınki hava durumuna bağlı olarak da gelip veya gelmeyebiliriz. Hadi o zaman. Bir sonraki restoranda yarın görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Selam Bey bay bay. Bay bay. Dur. Bay bay yapacağız. Bitireceğiz ya. O zaman yarın diğer projelerde devam. Evet. Görüşürüz. Dün Beylikdüzü'nden eve zor bela geçtik. Yaklaşık 3,5 saatte gelebildik. Kar kış kıyamet bugün. 1'e kadar trafiğe çıkma yasağı vardı. Ama şimdi devam ediyoruz yolumuza. Saat öğlen olmasıyla beraber. 4. durağımız Haçapuri. Kadıköy'de Haçapuri pide. Haçapuri pide muhtemelen şu anda İstanbul'da bir oylama yapsak en fazla insanın en iyi pide diyeceği yerdir. O açıdan Haçapuri pide şu anda İstanbul'da bir oylama yapsak en çok insanın favori pidecisidir. Ondan dolayı bizim listemizde de bir numarayı zorlayacak olan bir mekan. Birazdan 4 tane pidesini denemeye başlayacağız. 4 tane pideyi denemeye başlayacağız. Hadi girelim bakalım. Hadi girelim. Bundan 10 sene önce İstanbul'da insanlara sorsanız İstanbul'un pidesi neresi diye hemen hemen herkes Fatih'teki eski Karadeniz pidecisini söylerdi. Orası geçmiş 7-8 sene önce kapandı.
Oranın çalışanlarının kurduğu bir yer burası. Dolayısıyla o Karadeniz pidesini, Fatih'teki Karadeniz pidesindeki tadı burada almaya devam edebiliyorsunuz. Ondan dolayı burası da yine şu anda İstanbul'un en iyi pidecilerinden bir tanesi. O kadar övdün ki abi, keşke 7 yıl önce yaşasaydım ve bunu biliyor olsaydım ve gitseydim dedim. Şimdi tekrardan geçmişe gidip o günün pidesini yiyecekmişim gibi hissediyorum. Şimdi bir de şey var ya, hani bu nostaljik tattan insana güzel geliyor. Yani hani şöyle bir teori var. Hani insanlar çocukluğundaki tatları arıyorlar diye. Aynen. Hani o eski pideli çıkardı. Amcam o böyle ufak kağıtlara sarılı tereyağlarını çıkartıp şehire sürerdi pidelere. Gazete kağıtları. Gazete kağıtları böyle küçük. O da giyiyoruz. Oh, pideler de geldi. Pideler geliyor. Tam vaktinde geldi. Heh, evet. Bak şu kağıda sarılı şeyde Fatih'te amca bunları böyle çıkınca hemen alırdı, etrafına sarılır değil mi? Sürerdi. Evet, evet. Yani benim için nostaljik de bir şeyi var. Aa, bu ne? Tereyağını biz mi süreceğiz? Evet. Buna? Şöyle alıyorsun. Aa, birçok yerde böyle değil. Kenarına sürüyorsun. İlginç. Yani bu usul yaklaşık 60 senelik falan bir usul. Yani ben de o tereyağı sarıp da böyle üzerine, pidenin üzerine sürüyorum. 30 senesine şahit oldum ben. Doğrudur. 30 senesine Fatih'te şahit oldum. Şöyle yapıyorum. Aynen şöyle. Üzerine sürüp. Bol bol. Kendin pişir, i̇stersen, kendin ye gibi. İstersen içine de atabiliyorsun. Biraz evet, içine tereyağı evet, olsun diye. Şimdi pideleri bitirdik. Sütlaçlar geldi ve çaylar geliyor. Pideleri değerlendirmek gerekirse çok güzel pidelerdi. Bence 10 üzerinden 10 pide yedik. Peynir standart. Evet. Peynirli pidemiz standart. Yani her yerde aşağı yukarı aynı bir tat vardı. Ama yani her yerde en beğendiğimiz pide kapalı pidelerdi. Evet. Ve kapalı kavurmalı çok iyiydi. Burada kapalı kıymalı da iyiydi. Herhalde yediğimiz en iyi kıymalı pide buradaydı. Aynen. Kıymalılarda favori. Kapalı kavurma tadallı da çok beğenmiştik. Bu da çok beğenmiştik. Tadallıkinin sadece biraz daha malzemesi daha boldu. Kapalı kıymayı o zaman birinci sıraya koyuyoruz. Yani çok güzeldi. Bir de farklı olarak ıspanaklı, kaymaklı, peynirli değişik bir şey oldu. Ben onu da beğendim. Ben de beğendim. Değişik bir şey değişik vardı. Değişik bir tercih oldu. Fresh bir tadı vardı bayağı. Evet. Beğendim. Böyle lezzetliydi. Fiyatlar da kavurmalı 60 lira, diğerleri yaklaşık 40 lira. 38,5-42,5 arasında. Şimdi de şanslı günümüzdeymişiz. Tam biz geldik, sütlaçlar çıktı. Tabii biz soğumuş sütlaçları yiyoruz ama çıkış anına da fırından şahit olduk. Bu arada burada da fırın esasında şey gibi, endüstriyel fırın gibi gözüküyor ama odun ateşi. Onu da söylemek lazım. O zaman bize afiyet olsun. Evet. Haçapuri bayağı bir bakalım. Damağımızda kalacak bugün sütlaçlar. Yani denk gelmeseydik zaten. Daha iyi sütlaç yedik. Hiçbir yerde tatlı yemedik zaten. Evet. İyi tatlı. Ben sütlaçta birazcık daha fazla böyle pirinç parçası almayı seviyorum aslında. Bunda birazcık optimum seviyede ama yanıklı fıstık müthiş yani. Şimdi İstanbul'un en iyi pidecilerinde 5. durağımızda ve son durağımızdayız. Pidaban'a geldik. Pidaban'ın bir de Sarıyer'de şubesi var. Burası Çayırbaşı, burası daha eski olan, 77 yılında açılmış olan şube. İkisinin farklı işletme şu anda, iki kardeş işletiyorlar. 4 yer gezdik. Şimdi lezzet olarak seçmek çok zor, sonuncusuna geldik. Ama içerisinin ortamı da çok güzel gözüküyor, o yüzden merak ediyorum içeride. Şimdi bu 5'i de tabii ki Karadeniz. Evet. Bir tanesi Ordu, 4'ü Trabzon'du. Bu da Trabzon. Bu da Trabzon. Olarak. Yani İstanbul'da Trabzon pidesi hakim. Hadi o zaman içeride hemen deneyelim. Hadi. Evet, pideler geldi. Bu sefer burada farklı olarak pastırmalı da söyledik. Daha önce denememiştik değil mi? Diğer taraflarda yememiştik pastırmalı ama bizim favorimiz tabii bu kıymalı, bu da kavurmalı. Yine kıtır kıtır, incecik. Ve şunu işte... En önemli şey zaten yapıp, ince olmasıydı hamurunun. Ya şimdi ikiye ayırabiliriz. Yani bu tabii ki çok subjektif bir şey pideyi değerlendirmek ama benim değerlendirmemde bir tabii ki hamur... Hamurun benim açımdan, ben ince olmasını seviyorum. İnce ve
o kıtır kıtır olması. Malzemede de malzemenin kalitesi ve bolluğu. Malzemede tabii ki Trabzon pidesi olunca tereyağı çok önemli. Bir de biz tabii her yerde kavurmalıyı çok seviyoruz. Kavurmanın kalitesi çok önemli. Bir de yumurtayı çok seviyorum ben, hani kırılması. Bu sefer yumurta çok da ayrı, almadık. Ayrı bir güzel tat katıyor. Pastırmalı olan da burada. Şimdi kavurmalının tadına baktık. Bir de pastırmalının tadına bakalım. Ama şu üstündeki kıtır kıtırlık muhteşem ya. Biz pastırmayı ilk kez deneyeceğiz. Tereyağı da güzel ama keşke yumurta kırdısaydık. Yumurtaya banma kısmı bence en güzel kısmı oluyor. Tadı bayağı güzel yalnız. Tadı gerçekten çok lezzetli. Direkt tereyağını hissediyorsun bakışta. En önemli şey de o zaten. Şimdi biz pide banda doymadık. İki tane de özel söyledik. Bu atom mu diyelim buna, ne diyelim? Karışık olduğu için atom diyebiliriz. Pastırma, kavurma, peynir, yumurta bir tanesi var, bir tanesi de yok. Ve tam böyle banmalık, hadi banalım. Yani pideyi değerlendirmek gerekiyorsa da yine ya biz hakikaten bu iki günde gittiğimiz 5 mekanda İstanbul'un en iyileriydi. Hepsi birbirinden güzeldi. Hepsi birbirinden güzeldi. Yani herhalde buna da ben yani 9 versem içim el vermiyor. 9,5 mu demek lazım? Hepsi o kadar güzeldi ki yani arafta kalıyorsun değil mi? Evet. 9,5 diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Yani burada kıtırlık çok iyiydi. Belki aynen en iyiydi kıtırlık. Ama kıymanın içini çok biraz şey bulduk ama yani bitti, burası biraz. Kavurma da yine biraz fiyat olarak daha uygundu. Yani 45 lira burada kavurmalı pide. Diğer pidelerde 45-44 lira. Ama kıtırlık olarak gerçekten mükemmeldi. Çok iyiydi, mükemmeldi. Pastırmayla ilk kez biz burada denedik. Burada evet. Pastırma kaşığı. Pastırma mükemmel bir ses. Pastırma çok güzeldi. En favorilerimden birisi yani oldu. Yani burada belki ilk tercih evet. Pastırma da olur değil mi? Aynen öyle. Ben mutlaka pastırmalı yerim buraya gelirsem. Bizce ne de tuz atmayı unutmayın. Aynen. Tuz atmayı daha tatlı oldu, evet, daha güzel oldu. Evet. Harika harika bir tercih yani. Tebrik ederim bu arada abi seni. Seçtiğin her yer çok güzel. Yani gittiğimiz 5 noktada damak şöleniydi. Değil mi? Yani neyi beğeneceğini şaşırıyorum. Evet. O kadar yani. Tebrik ederim. Spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'de lezzet dolu bir video izlediniz. İstanbul Lezzetleri serimizin ikinci videosu İstanbul'un iyi pidecileriydi. Seri devam edecek. Takipte kalmanızı tavsiye ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Niye salladın oğlum? Dalardak ne var?